Reva TV'den bir kez daha hayırlı günler diliyoruz efendim. Siyeri Nebi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emsalsiz bir sabırla insanları hidayete çağırmaya devam ediyordu. Sıkıntılar ve çileler çekiyordu. Bu zahmetler karşısında tek tük Müslüman olanlar vardı. O eziyetleri de rahmet gibi karşılıyordu. Daima şükrediyordu. Evinde, Beytullah'ta, her müsait yerde ibadetle meşgul oluyordu. Yine böyle günlerden birinde Efendimiz Kabe-i Şerif'e geldiler ve tavafa başladılar. Beytullah'a yakın bir yerde müşrikler de toplanmış. Son zamanların meşhur cemiyet konusu olan İslamiyet'i konuşuyorlardı. Ve güya kendilerini bekleyen tehlikeyi tartışıyorlardı. Böyle hararetle konuşurken birdenbire Kabe-i Şerif'i tavaf eden Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüler. Efendim bu görme tabiri caizse aç kurtlar sürüsünün bir ceylanı kırlarda yalnız başına dolaşırken görmesi gibiydi. Bundan daha güzel imkan, bundan daha müsait fırsat olmayacağını düşündüler. Fırsat ayaklarına gelmişti sanki. O mübarek insana dört bir yandan saldırmak üzere atıldılar. Boğmak, öldürmek, kinlerini doyurmak niyetindeydiler. Ukbe bin Muayt müşriklerden birisi murdar elleriyle bir çelik kelepçe gibi sevgili peygamberimizin boynunu sıkmaya başladı. Bir yandan da efendimizin yüzüne tükürüyordu. O mübarek yüze tükürüyordu efendim. İki cihan sultanı zor nefes alıyordu. Şükürler olsun ki kafirler Resulullah'ı böyle incitirlerken Hazreti Ebu Bekir Efendimiz oradan geçiyordu. İtişip kakışan bu kalabalığı gördü ve ortasında da efendisini Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem fark etmekte gecikmedi. Ve fark eder etmez de yıldırım gibi azgınların arasına daldı. Narası müşrikleri olduğu yerde durdurdu ve bakışlar kendine döndü. Ukbe'nin parmakları da bu durumda gevşedi tabii ki. Ancak şimdi öfkeleri Hazreti Ebu e yöneldi. Muhammed'e dinini yaymak için destek olması, atalarının dinini terk etmesi yetmiyormuş gibi şimdi de ona arka çıkıyordu. Müşrikler sürüsü Peygamberimizi aleyhisselam bırakarak bu sefer onun aziz dostuna saldırdılar. Sakalını tutanlar, yolanlar, tekme tokat yağdıranlar vardı. Utbe bin Rebiya adlı insafsız da ayakkabısıyla Hazreti Ebu Bekir'in suratına suratına vurarak yüzünü gözünü kan içinde bıraktı. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh linç edilmek üzereyken Teymoğulları geldi Allah'tan. Bazıları yetişti ve kendisini zor kurtardılar bu müşriklerin elinden. Mübarek Sahabi'yi ve sediye aldılar. Sediyeyle de evine götürdüler. Onu evine bıraktıktan sonra da bu alçaklığı yapanların yanına geldiler ve onların içlerine korku saldılar, tehdit ettiler. Hele Ebu Bekir'e bir şey olsun, kozumuzu o zaman paylaşırız dediler. Bu saldırgan sürüsü de efendim kuyruğunu kısan bu suçlu köpekler gibi süklüm püklüm oradan savuştular ve gözden kayboldular. Efendimizin seçkin arkadaşı Ebu Bekir Efendimiz gün batımına kadar komadan çıkamadı. Akşam çökünce gözlerini araladı, böyle dudakları kıpırdadı. Başındakiler sevinçle karışık telaşa kapıldılar. Ne diyor, ne istiyor diyerek dikkat kesildiler. Ebu Bekir radıyallahu anh kafası yarılmış, sakalı yolunmuş. Yüzü gözü yara bere içinde ve bitkin bir halde mecazsız bir sesle sual etti. Resulullah ne haldedir? En zor zamanda efendim. Bu en zor zamanda bile kendi canını değil efendimizin derdindeydi. Ebubekir efendimizin annesinin adı Selma binti Sahar. Henüz İslamiyet'te şereflenmemişti o yıllarda. Oğlu eve getirildiğinden beri başından bir alonsun ayrılmamıştı. O Resulullah'a sorunca arkadaşın hakkında malumatım yok dedi. Ebu Bekir efendimiz hemen Ümmü Cemile gitmesini söyledi annesine. Allah'ın Resulü'nün durumunu ondan sormasını istedi. Annesi de az sonra Ümmü Cemil'in evine giderek oğlunun peygamberimizi merak ettiğini iletti. Efendim Ümmü Cemil radıyallahu anha mümin hanımlardan bir tanesi. Hattab'ın kızı yani Hazreti Ömer'in kardeşi, kız kardeşi. Tedbirli davrandığı Müslüman olduğunu söylemiştik. Tedbirli, tedbirli davranıyordu o günlerde Müslümanlar ve Selma binti Sar'ın geliş sebebini belli etmeden anlamaya çalıştı. Selma oğlunun başından geçenleri anlattı Ümmü Cemil'e. Ümmü Cemil de Ebu Bekir Efendimizin durumunu merak etti. Birlikte mübarek sahabinin yanına gittiler. Ümmü Cemil radiyallahu anh'a büyük sahabiyi ağır hasta görünce beddua etmekten kendini alamadı. Dedi ki Allahü Teala o azgınların yaptıklarını karşılıksız bırakmasın. Ebu Bekir radıyallahu anh da Ümmü Cemil'in söyledikleriyle hiç alakadar olmadı, ilgilenmedi. Çünkü aklı fikri başka bir yerdeydi. Neredeydi? Resulullah Efendimiz'deydi. Resulullah ne yapar, hali nicedir diye ısrarla bu hanım sahabeye sordu. Misafir hanım tedirgin bir şekilde, alçak bir sesle annesinin burada olduğunu söyledi. Ebu Bekir Efendimiz'in annesinin dediklerini duymasından korktuğunu da ekledi. Ebu Bekir Efendimiz ise korkma dedi ona. Ondan bir ziyan gelmez. Sırrı kimseye söylemez dedi. Bunun üzerine bu yüksek mümine sahabi Ebu Bekir Efendimiz'i rahatlatan müjdeyi verdi. Peygamber Efendimiz çok şükür iyi hayatta sıhhatleri de yerinde şeklinde cevap verdi kendisine. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz efendim, çok ama çok sevindi. Bu güzel haberle kuvvet buldu ve Peygamber Efendimizin nerede, kimin evinde olduğunu ısrarla sormaya devam etti. Ümmü Cemil Efendimizin Erkam'ın evinde olduğunu söyledi. Malum ilk tebliğ yıllarında Müslümanlar kimsenin haberi olmaması için tedbirli hareket ediyorlardı. Eshab-ı kiramdan Erkam'ın evinde toplanıyorlardı. Burada konuşuyorlar, ibadet ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yüzünü bir huzur aydınlığı doldurdu, çok rahatladı. Ama yine de içi çok rahat değildi. Vallahi Resulullah'ı gidip görmedikçe ne yer ne içerim dedi. Ama Ümmü Cemil onu sakinleştirdi. Dedi ki şimdilik istirahate devam et. Akşam olur en ayak sokaklardan çekilir. Birlikte gideriz ve Resulullah'ı görmüş olursun. Gerçekten de öyle yaptılar. Şehirde pencereler tek tek kapandı. Kandiller tek tek söndü. Ve birer birer karanlığa gömüldü evler. Büyük dost annesi ve Ümmü Cemil'in desteğiyle Erkam bin Erkam radıyallahu anh'ın evinin yoluna düştü. Ebu Bekir Efendimiz eve girince Resulullah aleyhisselama sarıldı, onu öptü ve diğer müminlerle de kucaklaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşına yani bu büyük Müslüman'a bir hayli üzüldüler. Hazreti Ebu Bekir ağır ağır konuşarak Habibullah'ı teselli etti ve ''Ey Allah'ın Resulü bu yanımda gördüğün dünyaya gelmeme vesile olan annem Selma'' dedi. ''Müslüman olmasını istiyorum.'' dua buyurursanız, dua buyurmanız halinde sonsuz felaketten kurtulacağına inanıyorum. Ve sevgili peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Selma binti Sahr'ın hidayeti için ellerini açtı. Allahu Teala'ya yalvardı. Ve duanın bereketiyle Ebu Bekir Efendimizin annesinin kalbi yumuşadı efendim. imana geldi, kelime-i şehadet getirdi ve cehennem ateşinden de böylece kurtulmuş oldu. Böylece Selma radıyallahu anh da ilk Müslüman olanlardan birisi oldu. Bu şerefe nail oldu. Evet efendim böylece bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Ebu Bekir Efendimizin Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin elinden nasıl kurtardığını ama kendini feda ettiğini ve annesinin İslamiyet'te şereflenmesini anlattık. Önümüzdeki bölümlerde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.